Değerli dostlar, efendim haftaya heyecanlı bir şekilde başladık. Özellikle Nobel Ödülü geldi ve Nobel Ödülünü 3 kişi paylaştı. Nobel Ekonomi Ödülünü ve onlardan bir tanesi de hepimizin yakından tanıdığı Profesör Doktor Daron Acemoğlu. Ben hocanın kitaplarını çok yakından takip ettiğim için önce Nobel Komitesi'nin istiyorsanız bu ödülle alakalı bir açıklamasına bakalım diyorum efendim. Şöyle diyeyim size, bir kere Nobel ödülünü alan akademisyenlerin çalışması giderek demokrasiyi sadece seçim sandığıyla tarif etmeye başlayan küresel siyaset anlayışına bir dur demiş, bu yanlış yoldasın demiş. Bu çok önemli çünkü demokrasiyi sadece sandıkla tarif edersen kitleyle otokratın elinde oyuncak olur demokrasi, ama daha da şöyle demiş, kapsayıcı kurumlardan bahsediyor Nobel Ekonomi ödülünü alan kıymetli hocalar. Daha kapsayıcı kurumlar lazım ki daha az sömürü olsun, hukuk üstünlüğü sağlasın, hukukun üstünlüğü. Bunların uzun vadeli faydası var. Niye acaba bu faydadan bir habermiş gibi davranıyor bu gücü elinde tutanlar diye soru sormuş çalışma ve siyasi kurumların en baştan nasıl oluşturduğunu, esastan oluşum şekillerinin birkaç türlü olduğunu ve bu oluşum şeklinin de bir ülkenin geleceğine damga vurduğunu, gelişmesini etkilediğini söylüyorlar. Mesela bu 3 tane iş var. Bir tanesi kaynaklar nasıl tahsis edilecek? Toplumda kimler karar verme gücüne sahip olacak? Kitleler mi sahip olacak? Elitler mi sahip olacak? Bununla ilgili bir çatışma oldu ve olmakta hala. İkincisi, kitlelerin bazen iktidardaki insanları da böyle bir yere doğru itekleme veya tehdit etme veya güç kullanma, iktidara karşı güç kullanma fırsatına sahip olması durumu var. Üçüncüsü de toplumda güç yalnızca karar verme gücü değildir diyor. Daha fazlası anlamına gelir diyor. Ve burada diyor bir bağlılık, bir commitment diyorlar, bir taahhüt sorunu var. Ondan sonra commitment olmayınca daha iyisini yapmak için o zaman ne yapmak lazım? Elitler, bu iktidarı elinde tutanlar tabii ki topluma, kitleye bu güçlerini devretmesi gerekiyor. Bu önemli bir olay. Tabii şimdi şöyle, bunlar niye anlatılıyor? Çünkü liberal demokrasi biliyorsunuz dünyada ciddi bir baş aşağı gidişte. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile demokrasiyi nasıl diyeyim, baskıcı bir şekilde sadece seçim sandığıyla tariflemeye çalışan siyasetçilerin olduğunu, toplumun bir kısmının da tamam zaten ya bize bir kere sorun, ondan sonra size güveniyoruz, istediğiniz her haltı yiyebilirsiniz diye böyle bir enteresan yaklaşımda bulunduğunu falan görüyoruz. Şimdi bize soruyorlar, diyorlar ki hocam bak Türkiye'den bile Nobel Ekonomi ödülü alan çıkıyor. Ekonomi ne bu halde diye. O daha derin bir mevzu. İsterseniz o mevzuya biraz girelim. Şimdi hafta sonu Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hakan Kara Hoca sosyal medyada güzel bir şey paylaştı. Bizim aylardır televizyonlarda, YouTube'da, ondan sonra Podi'nin podcastlerinde vesaire dil döktüğümüz, yazılarla anlattığımız işi bir tane grafikle anlatmış ondan sonra. Demiş ki sanayi üretiminde ciddi bir düşüş var. Tüketim harcaması ise sürekli yukarı doğru gidiyor. Diyor ki ekonomi yavaşlıyor ama yanlış yerden yavaşlıyor diyor. Böyle program çalışıyor falan diyenlere bir cevap vermiş. Şimdi kapsayıcı kurumların varlığı, Daron Acemoğlu ve diğer iki kıymetli hocanın söyledikleri önemi burada ortaya çıkıyor. Toplumun faydasına sadece büyüme için değil, kalkınma için hamle yapacak olan kurumların kapsayıcı kurumlar olması lazım. Aksi takdirde demin Hakan Kara Hoca'nın örneğinde olduğu gibi herhangi bir taktik yok. Bam bam bam. Ha öyle mi yaptık? Hay Allah olmadı. O zaman şunu yapalım. O zaman bunu yapalım. O zaman kredi kartına limitine vergi getirelim. Yok o da olmadı. Anayasa değişikliğinin ondan sonra yapalım. İlk 4 maddeyi tartışmaya açalım falan deyince ondan sonra korkunç bir öfke birikmeye başladı insanlarda. Neler oldu neler, ondan sonra bir tane tanınmış ondan sonra restoran zinciri tahşiş yaptı diye iddia atıldı. Ondan sonra oradan tahşiş yapıldığı iddia edilen restoranın sahibi olur mu öyle şey canım zaten vesaire diye konuştu. Diğer tarafta bakıyoruz ki ithalat izni verilen et çeşitlerini orada hani vergi muafiyeti tanınmış hiç alakası olmayan ürünler var. Bakın göreceksiniz zaten. Ondan sonra işte bazı ülkelerle anlaşmalar yapılmış. İşte at etinden başlayarak birçok et ondan sonra düşük gümrük vergileriyle ülkeye giriyor. Şimdi hangi iddia edilirse arkasından o iddiayı doğrulayacak bir belge çıkıyor ortaya vesaire de. Ne oldu? Bu insanlarda güveni azaltıyor. Yani tehlikeli iş bu. Yani en şaşırtıcı neydi derseniz yani bu sakarca hazırlanmış yeni vergi tasarısı. Yani kredi limiti üzerinden savunma sanayi kesintisi almaya teşebbüs etmek yani bilim ve akıldan ve teknikten tam olarak uzaklaşıldığını gösteriyor. Şimdi kredi limiti bir borç unsuru. Yani bunu Mahfi Eğilmez Hoca sosyal medya paylaşımlarında da anlattı. Yani bundan kesinti yapılabilmesini acaba hangi vergi kanununa bağlayarak hani düşündüler onu bilmiyorum. Ama bu para bütçeye girmeyecek merak etmeyin diye de bir açıklama var. Bu da çok tehlikeli. Biz açıkçası yani bütçe harici fonlardan kurtulana kadar anamız ağladı. Yani bu 1990'ları hatırlayın. Bu bütçe harici fonlar hep başımızı belaya sokuyordu. Aynı zamanda bütçe disiplininden uzaklaşmasını sağlıyordu. Yani bütçede yok ama biz harici bir fon yaratalım, oradan harcama yapalım. Olmaz mı? Bunlar 1990'larda yaşandı, 2000'li yılların başında. Bunlardan kurtulmak lazım. Tekrar geri gelmesi büyük hata olur. Bakın net olarak söylüyorum. Yani okulları temizleyemiyoruz ama hani bundan sonra işte kredi kartından 750 lira alalım. İşte araçların alım satımından şu kadar para alın dediğiniz zaman yani hoş bir görüntü değil bu. Hani sürekli beka sorunu ve güvenlikçi politikalar konuşulduğu zaman da müspet iş çıkmıyor ülkede. Şu anki durum bu. Yani bir yandan Daron Acemoğlu Hoca ve iki hocanın katkısıyla hazırlanmış olan muazzam çalışma orada işte coğrafyanın bir kader olmadığını, asıl balığın baştan koktuğunu söylüyor. Ben bunu niye anlatıyorum? Çünkü yeni muhafazakarlar genellikle çalışan müesseseleri korumak değil, onları kaldırıp yerine yenileme koymakla meşgul. Amerika'da da böyle yani. Halbuki muhafazakar dediğiniz mecbur olarak yani anlamıyla mecbur olarak ona çalışan müesseseleri korur, muhafaza eder. Ha böyle değil ama yeni muhafazakar tipi diyor ki hayır ben onları lav edeceğim, yerisini yapacağım diyor. Ondan sonra ama yenisini yaptığınız zaman işte Daron Hoca'nın ve diğer hocaların uyardığı esastan doğru düzenlemezseniz, kapsayıcı yapmazsanız bunu, ondan sonra özgür iradeyi bunun merkezine koymazsanız, sürekli müdahale kafasıyla yaratırsanız bu kurumları, o zaman da kısa vadede sanki işe yarıyormuş gibi gözüküyor, uzun vadede ne yapıyor? Bizi çıkmaz sokağa götürüyor. Şimdi yani yavaş yavaş tabii insanlarda tahammül kalmıyor, onu söyleyeyim. Yani ona hayvanların acımasızca katledilmesinden tutun, kadın çocuk cinayetlerine vesaire, işte kredi kartı limitine, vergiye, anti enflasyonist politikaların yanlışlığına, TÜİK'in rakamları manipüle etmesine vesaire falan. Bu normal bir insanın, akıl sağlığı olan bir insanın zaten tolerans sınırını aşan çok fazla şeyi yaşamasını sağlıyor. Olmaz tabii yani bu ondan sonra insan hüzünleniyor bunları görünce. Yani dolayısıyla Nobel Ödülü'nü alan çalışmayla yani Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki durumunu karşılaştırdığınızda yani çok fazla örneğe gerek kalmadan dediğim gibi yönetmekle mükellef olan kurumların kuruluş esaslarına bir bakmak lazım ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine aykırı olmasın. Ama baktığımız zaman yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine de itiraz eden siyasetçiler var ilginç bir şekilde. Ondan sonra da hani iş sıkıntıya girdiği zaman yok ben öyle demedim falan diye açıklama yapıyor. Bunlar tabii üzücü, sorunlu işler. Bakalım ne olacak. Ama şunu diyeyim, hani bir kere Daron Hoca'yı tebrik ediyoruz ondan sonra. Ama diğer taraftan da Daron Hoca'nın parmakla işaret ettiği ve diğer hocaların parmakla işaret ettiği gibi yapısal reform, kapsayıcılık, özgür irade, kadın erkek eşitliği, canlıya saygı, hatta sürdürülebilirlik var. Bunların üstüne ekleyebiliriz. Bunlardan uzak davrandığınız sürece de ondan sonra ortaya koyduğunuz bir iktisadi reçetenin fayda vermesi de mümkün değil. O yüzden Sayın Bakan Şimşek hani program çalışıyor vesaire falan açıklamalarıyla ortaya konan Maliye Bakanlığı, Maliye ve Hazine tarafından ortaya konmuş olan yeni vergi paketi aslında birbirine çelişiyor. Yani rasyonel işler yapacağız diye gelip yani irrasyonel işleri imza attığınız zaman otomatik olarak insanlar öfkelenmeye başlıyor. Yani bu ekonomi programına daha görmeden, daha herhangi bir icraatı yapmadan ayağa kalkıp alkışlayanlar bugün sus pus. Niye? Çünkü Keykaus'un meşhur bir sözü var. Ya, 1000 yıl evvel söylemiş. Diyor ki överken öyle bir öv ki yerme zamanı geldiğinde rezil olmayasın demiş. Şimdi tabii öyle bir üst perdeden övüldü ki bu arkadaşlar. Şimdi tabii hoşnutsuzluk dile getirilemiyor. Tuhaf olacak diye. Bütün bu mesele şundan kaynaklanıyor. Benim sözümü dinleyen ve aynı zamanda benimle aynı düşünen parlak bazı isimleri uygun yerlere koyalım. Ondan sonra yaklaşımı tabii bu. Dolayısıyla hani insanlar bir heyecanlandılar. Bak işte gördüm işte parlak insanlar geldi buraya vesaire. O doğru ama aynı kafada oldukları da böylece ortaya çıkmış oldu. O yüzden Daron Hoca'nın ve diğer iki hocanın Nobel ödülünü kazandığı çalışmaya bence iyi göz atmak lazım. En azından özetini okumak lazım. Başımıza gelenlerin önemli bir kısmını zaten tarifliyor efendim. Hepinize hoşça kalın diyorum.